Merhabalar dostlar. Şimdi çemberde açıların 3 ve 4 numaralı testini gömmeye geldik arkadaşlar bu videomuzda. Hemen 3 numarayı alıyorum önüme ve ilk sorusuna bakıyoruz arkadaşlarım. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım. Kalemimiz buradayken ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi ne diyor burada? 65 var, 15 var, alfa var. Hepiniz bumerangı çok iyi biliyorsunuz dostlar. Bumerang dörtgenimiz ne diyordu? Şu içerideki alfa, 15 ve 65'in toplamı dışarıdaki şu açımıza eşitti. Toplayalım, 65, 70, 80 artı alfa yaptı burası. 80 artı alfa demek bunun tersi de hemen 80 artı alfa olacak demektir. Ve bakın dostlarım, şurada bir kirişler dörtgeni var. 4 tane kirişin oluşturduğu dörtgene kirişler dörtgeni deniyor ki kirişler dörtgeninin özelliği nedir? Karşılıklı olan açıların toplamı 180'dir. Toplayalım hemen, 65 ile 80 artı alfayı toplayıp 180'e eşitleyelim. Toplarsak 145 artı alfa yapar, eşittir 180. Alfa da buradan 35 çıkar. Birinci sorumun cevabı Bursa'dan gelir. Geldik 2 numaralı sorumuza. Evet. Neler vermiş? 16 vermiş. Hemen şuraya bir 32 olduğunu söyleyelim biz. Başka, AB ile BD'nin eşit olduğunu söylemiş. Bakın şu iki kiriş birbirine eşitmiş. Eşit kirişlerde şunu bileceğiz biz. Arkalarındaki yayların da ölçüleri eşittir her zaman. Demek ki şu yayın ölçüsü şuradaki BCD yayının ölçüsüne eşit. Şuraya eşit olacak arkadaşlar. Peki, AOC çapsa üst tarafı 180 derece olacak. Hocam 32'si burada. Şuraya ne kalır? 148 kalır. Toplamları 180 olsun diye. E bu AB yayının ölçüsü 148 ise şuranın da 148 olması lazımdı. Buraya da 148 yazacağım. 32'si burada öğretmenim. Hemen 148'den 32'yi çıkartıyorum. 6, 1, 1. 116 kaldı şuradaki BC yayına. Peki öğretmenim, son bir darbe daha. Şimdi dostlar, şu yine kirişti. Altındaki yayın ölçüsü de 180 olacak. O halde öğretmenim ne diyeceğiz? 116'sı buradaysa şuraya ne kalır? 64 kalmak zorundadır. Şimdi alfaya bakalım, iç açı gördüğü yayların toplamının yarısı. Yani 96'nın yarısı olacak. 64 ile 32'nin toplamı 96'nın yarısı. 48 oldu dedik. Geldik 3 numaraya. Şimdi burada ne var? Kare var. Karenin çevrel çemberi var. Karede 4 tane kiriş oluşur çemberin içinde. Değil mi? Karenin 4 kirişten oluştuğunu görüyoruz. Ve kare olduğu için bütün kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir dediğinizde, şu 4 kiriş de eşitse, demek ki her birinin arkasındaki yayın ölçüsü eşit. E demek ki 4 tane eşit yay uzunluğu var burada. Yay ölçüsü var. Şu da eşit arkadaşlarım. E her biri toplam 360 derece ise bunların her birine biz 90'ar derece olduklarını söyleyebiliriz. Peki 18 şu yayı görüyor, 36. Demek ki 90 olacak ya, şu EC yayına ne kalacak dostum? 54. 54'ün de yarısı olacak alfa, çevre açı olduğu için 27'yi yapıştırdım. 3. sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, test 3'ün 4. sorusundayız dostlar. Bizden ne istiyor? DAB açısı şuradaki açıyla ABC açısı şu açının toplamı nedir diyor. Ben buna X diyorum, buna da Y diyorum. Peki dondurma kuralımız, bakın şu AF ile AE iki teğet. O halde bunun gördüğü şu yayın ölçüsü ne olacak? Toplamları 180 olması için 180 eksi X olacak. Peki şu FG yayı yine dondurma kuralından 180 eksi y oldu. 110'u da konuşalım birazcık. 110 çevre açı, gördüğü yay şu mavi yayın tamamı, 220 olacak. O halde 220 neye eşit dostlarım? 180 eksi x ile 180 eksi y'nin toplamına, yani 360 eksi x eksi y'ye eşit olacak. Eksi x ile eksi y'yi bu tarafa alıyorum. X artı y diye geçiriyorum. 220'yi de buraya alırsak 140 kaldı. Demek ki x ile y'nin toplamı 140. Zaten bana da x ile y'nin toplamı soruluyor.
Beşinci sorumuza bakıyorum dostlar. Yarı çapı çizmek kolaylık sağlar demiştik. Hemen bakın burada OB'yi kirişin ucuyla birleştiriyorum. Ve bu bir yarı çap. OA yarı çap, OC yarı çap. Dolayısıyla 70 ise burası da 70. 70, 70, 140, 40, 90'dı, 50 kaldı. 50 ise şu 2 alfaya 130 kaldı. Alfalarda 65, 65 paylaştı kardeş kardeş. Evet, 6. sorumuzdayız dostlarım. DC, CB'ye eşit kirişlerin arkasındaki yaylar da eşitti. Şimdi öncelikle şu DCB'yi alfa görüyor. Alfa gördüğü için burası kesinlikle 2 alfa ve her biri de alfa, alfa diye paylaştı bunu. 70'e bakalım dostlarım. 70 şurayı görüyor. Kırmızıyla gösteriyorum onu. Şurayı da gördü 70 şuraya kadar. Demek ki buranın ölçüsü 140. 140 ise çemberin çapının üst tarafı 180 derece olacağı için şuraya kadar 140 geldiyse şu A ile C arası, C ile B arasına da yani alfaya da 40 derece kalacak. Alfayı 40 bulduk dostlar. Evet, 6. sorumuzdan sonra geldik 7 numaraya. Aşağıda Ömer sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gösterilmiştir. Bakın elimizi kullanarak açı ölçüleri nasıl bulacağımızı göstermiş. Dikkat edin, serçe parmakla bir sonraki parmak arası 15 derece. Sonra bu iki parmak arası da 15 derece. Bu ikisi de 15 derece. Böyle yok, şunların ikisi 30 dereceymiş pardon. Burası 30 derece. Şurası 15. Şurası 15. Şurası da 30 derece olacak şekilde dağılıyormuş. Şimdi bunu şuradaki soruda da görelim arkadaşlarım. Parmaklarını açarak şekil üzerinde bazı ölçümler aşağıdaki gibi gözüküyor. Şimdi şurayı bulalım ilk önce. Serçe ile üçüncü parmak arası 45 dereceydi. O halde burası 45 derece. Şu parmakları birisi 60, birisi 45'i gösteriyordu. Aralarındaki açı 15 derece. Bunu şu yukarıdaki şekilde de yazıyorum. Şuraya 45 derece, buraya da 15 derecemi yazdım. Bana da alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bu amca. Herhangi bir şey var mı başka? Parmakların arasındaki açı. Buna göre alfa açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi başlayalım hemen dostlarım. 45, 15 daha 60 yaptı. Şu araya 120 derece kaldı. Bu ilk aklıma gelen şey burası 120 dereceymiş. Peki 120 derece ise şuradaki gördüğü yay, bakın şu iki arasında gördüğü yay şurası iki katı olacak 240 derece. Peki bu 240 ise tamamı 360 dereceydi çemberin. Şuraya ne kaldı dostlarım? 120 derece kaldı ki toplam 360 olsun. Alfaya bakın, 120 dereceyi görüyor alfa. Çevre açı olduğu için yarısı olacak 60 derecedir. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi arkadaşlar. Evet, 8. sorudayız dostlarım. Bakın çember katlamış burada. Çember katlama sorularında öğrettik bunu. Çok yüksek ihtimalle %99 ihtimalle 30-60-90 üçgeni bulacaksınız demiştik. Şimdi dostum, şunun katlamış şöyle olmuş, değil mi? Şurası şöyle gelmiş. Bize işte şuradaki bir şöyle bir açıyı soruyor. Bu katlanmadan önce şuradaydı. Şuradaki alfa açısını soruyor bize. Katlanmadan önce şuraya geldi. Alfa burada. Şimdi hemen şu 30 60 90'ı gösterelim. Buradan buraya çizdiğimizde şurayı ikiye bölüyordu kesinlikle. KK diyelim bunlara. Şu yarıçapı çizersek yarıçapımız bakın 2K oldu. Burası da 2K. Demek ki şurada 90'ın karşısı 2K iken 30'un karşısı K'dır. Şu açıyı 60 bulduk. Şimdi aynısını bu tarafta yaptığımda bu açı da 60 derece. Yani şurası toplam 120. 120'nin gördüğü AB yayı da 120 derecedir dedim. Peki 120'den geriye kalan şu yay 240 derece olacak toplamda. 240. Alfaya bakın, 240'ı görüyor. Kesinlikle yarısı olacak 240'ın. Yani 120 olacak. Cevap Ceyhan'dan gelecek. 9. soruda aracın hız göstergesi verilmiş dostlarım. Diyor ki bu araç sıfırdan 212 kilometreye çıktığında negatif yönde 159 derecelik açı oluşturmaktadır. Bak, yani 212 dereceye geldiğinde 159 derecelik açı yapıyor. Sana da diyor ki 360 dereceye çıktığında kaç derecelik açı yapar? X.
Hemen doğru orantımı kurdum. 360 çarpı 159 bölü 212'dir dedim. Sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim 106. Şunu 2'ye bölelim 180. Kalemimiz bozuldu bu arada. Bir daha 2'ye bölelim 53. Yine 2'ye bölelim 90. 53 ile şu 159'u sadeleştirelim. 3. 90 çarpı 3. Yani 270 derece oldu sorumuzun cevabı. Denizli'den geldi. Evet. Test 3'ü bitirdik. Test 4'e geldik şimdi dostum. 58 derece vermiş. Bir de 34 vermiş. Neresiymiş o? ATD açısı. Şu açı 34 derece ki çevre açıydı. Teğet kiriş açıydı. O zaman gördüğü yay 68. Şu yarıçapı çizmek kolaylık sağlar demiştik. Bakın bunlar ikiz kenar oldu. Şuradaki açı 68'i gören merkez açı olduğu için bu da 68. 58. Burası da 58. Topladım 116. 116 ise şuraya da kaldı 64. 180 olması için. Sonra ikisinin toplamını soruyor. Alfa burasıymış. 68, 64 daha ne yapıyor? 128, 132 yapıyor toplamları. Yani birinci sorunun cevabı Edirne'den geldi bile. Evet, geldik 2 numaralı sorumuza. Bakalım eşitlikler var dostlarım. Bakın şuradaki ED kirişi yarı çapa eşit. Dostlar direkt aklınızda kalsın, ezberleyin bunu gerekirse. Bir kiriş yarı çapa eşitse arkasındaki yayın ölçüsü kesinlikle 60 derecedir. Hemen yazın bunu. Şimdi bir sefere mahsus ispatlıyorum. OD ve OE'yi çiziyorum. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. Ve bakın 3 tane eşit kenarlı eşkenar üçgen çıktı. Demek ki bir açısı 60 derecedir. 60'ı gören yay da yine 60 derecedir dedim. Sonra şurada bakın şuranın da nereyi soruyor bize bu arada onu da bilelim. AE yayı şuradaki X yayını soruyor dostum. Şimdi başka neler yapabiliriz diye bakıyorum. 60 şuradaki açıyla 25'in toplamı iki iç açıdan bir dış açıya eşit muhabbeti. Şurası 35 olacak. 35 ile 25'in toplamı 60 olsun diye. Peki 35 şu aradaki açı 60 95 yaptı burası. Şuraya da 85 kaldı o zaman 180 olması için. 85 merkez açı olduğundan X de 85 derecedir dedik. AE yayı 85 geldi. 2 numaranın cevabı Adana'dan çıktı. 3 numaraya bakıyoruz dostlar. Bakın dondurma kuralımız var burada. Ama önce küçük çemberde şu çevre açı muhabbetini yapalım. Şu küçük çemberin bu yayı kesinlikle ama kesinlikle 130 derecedir. Şimdi B'den bir BD bir de BE teğeti çizilmiş. Dondurma kuralından toplamları 180 olacaktı. Bu B açısı 50 derece olur. 50 büyük çemberin çevre açısıdır. Gördüğü yay yarısı olacak. Gördüğü yayın yarısı olacaktı. Demek ki gördüğü yay 100 derece olacak. AC yayı 100. Benden BC yayını istiyor. Hepsi toplam 180 olması için BC'ye de 80 kaldı. Üçüncü sorumun cevabı Edirne'den geldi. Geldik 4 numaraya. Dikkatlice okuyalım soruyu. AC AE'ye eşit. İkiz kenar bir üçgen var arkadaşlarım. O halde burası da alfa. Bakın bunun benzerini çözdük. Üniversite sınavında da soruldu. Alfanın gördüğü yay 2 alfa. Bu 2 alfayı gören şu teğet kiriş açı da yarısı olacak alfa. Şimdi bütün üçgenin açılarını toplayalım. Alfa var, alfa var, alfa var, 84 var. Yani 3 alfa ile 84'ün toplamı 180. Demek ki 3 alfa eşittir. 84'ü çıkartırsak 96. 3'e bölersek alfa 32. Geldik buna. Şimdi yine 2 tane çevre açı var ama bir de kural hatırlayacağız burada dostlarım. Hemen onu da hatırlatacağım şimdi. Önce şu 46 ise şurası ne yapacak? 2 katı 92. Alfa ise 2 katı 2 alfa. 92 değil mi ya? Evet 92. Kural diyor ki şöyle bir doğruya ikisi de teğet olan çemberler aynı zamanda bir de birbirlerine teğetse şu arada kalan şu iki yayın ölçüleri toplamı 180 derecedir diyor her zaman. E demek ki 92 ile 2 alfanın toplamı 180 derece. O zaman 2 alfa eşittir 88 olur. Alfa eşittir 44 gelir. Paketledik geçtik. Altıncı soruya bakalım. AD paralel BC'ymiş dostlarım. Paralel iki kiriş var. Şunlar paralel. Demek ki
Şu aradaki yayların ölçüleri eşit birbirine, onu da bilelim. Şu yaylar, paralel kirişlerin arasındaki yaylar eşit ölçüdeydi. Şimdi ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şu yarı çapı çizdim. Demek ki bununla bu ikizkenar. Şurası da 25, 25, 25, 50. Şuraya 130 kaldı. 80'de 25 çıktı. 55 kaldı buraya. Şu yarıçapı da çizelim. Bu da buna eşit oldu. Şurası da 55. 55, 55 daha 110. Şuraya 70 kaldı. Hatta 70'in gördüğü yay merkez açıdan 70. Eşit oldukları için bu da 70 oldu. Şu alfaysa şuraya da alfamızı yazalım. Bunu da söylemiş olalım. Başka şuranın da 70 olduğunu gördük. Burada tamam. Bakın 130 var. 70 daha 200. Bir 70 daha 270. Demek ki şuraya da 90 derece kaldı. 360 olması için soru da bitti. 2 alfa 90 ise alfa da Bursa olur. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet. 4 numaralı testin ilk 6 sorusunu gömdük. Geldik 7 numaralı sorumuza. Önce şu bildiklerimizi yazalım. 40. Burayı görüyor 80. Bu da ona eşitmiş 80. 80'i şu açı görüyor. Bu da 40. Alfayı soruyor bize. Bakın iki iç açının toplamı 80 ile 35'in toplamı bir dış açıya eşit. Alfa 115 oldu. 80 artı 35'ten geldi sorunun cevabı. Alfayı görüyorum. Dış açı. Bir de açı ölçüleri vermiş. Bir bakalım neymiş. CE yayı 140. BD yayı 60. Ha, gayet kolay soruymuş arkadaşlar. Dış açı neydi? Gördüklerinin farkının yarısı. 140'da yarısının ikiye bölümü bir de tabii. 140'tan 60'ı çıkar 80. 2'ye böl 40. Bu kadar basit. Gördüklerinin farkının yarısı alfaya eşitti. Her zaman dış açı kuralıydı arkadaşlar. Konu anlatım videomuzda mevcuttur bu. Şuna bakalım. AB yayı yok. AB uzunluğu AC'nin iki katıdır diyor. Şöyle AB'ye R, o zaman bu da R. Peki bu kiriş R yarıçapa eşit olduğu için arkasındaki yay ne olacak demiştik her zaman? 60. Peki burası 60'sa CB yayına ne kalacak? 120. Dostlar bu kuralları böyle takır takır yaparsanız daha iyi olur dedik. Hemen geldik şuna. Şekil 1'de verilen O merkezli daireden O merkezli daire dilimi kesilmiştir. Kesilen daire dilimi şekil 2'deki gibi çember üzerine gelecek biçimde yerleştirilmiştir. Tamam. Kesip şu içeriye yapıştırıyor. Alfa kaç derecedir diye de bir soru soruyor. Dostum, şimdi şu bizim R. Şöyle daire buradaydı. Şu da R. Şurası alfaydı. Şimdi bu R'yi buraya getirmiş R. Bu da R. Merkezden şurayı çizsem bu da R. Merkezden burayı çizsem bu da R. Merkezle şurayı birleştirsem bu da R. Bakın ne çıktı? Eşkenar üçgenler. Demek ki şurası 60, burası 60. Demek ki alfanın toplamı 120 derece Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım. Son sorumuz. Sabit hızlama yükleme yapan bir programda 10 GB'lık bir dosyanın yükleme süresi 20 dakikadır. He, bu ne demek? 10 GB'ı 20 dakikada yüklüyorsa 1 dakikada 2 GB yüklüyor arkadaşlarım bu demektir. Tamam. Çemberler arasında kalan yeşil bölge programın yüklendiği kısmın yüzde olarak ifadesini göstermektedir. Tamam, ona da eyvallah. Emre bu programı kullanarak 36 GB'lık bir dosya yüklemeye başlamış. Yükleme başladıktan 42 dakika sonra. He, 42 dakika demek 84 GB yükledim demek. Dur. Neydi? 42 dakika. 1 dakikada 2 GB mı yüklüyordu arkadaşlar bu? Yok, 1 GB'ı, pardon yanlış söyledik. 2 dakikada yüklüyor arkadaşlar. Heh, 1 GB'ı 2 dakikada yüklüyor. 42 dakikada ne kadar gigabyte yükler diye soralım. 20 dakikada 10 GB, 20 dakikada 10 GB, 40 dakikada 20 GB. Bir de 42 dakika olması için 2 dakikada da 1 GB yüklüyor. Yani 21 GB toplamda yüklemiş. 21 GB'ı yüklemiş şuraya gelmiş. Burası 21 GB. Toplam 36 GB'mış arkadaşlar bu. 36 GB olması için de geriye ne kadar kaldı? 9-6'da 15 GB'lık şurada bir bölge kaldı. 15 GB'lık da bir bölge kaldı. Dostum şunu göreceksin. Toplam 36 GB bir daireye eşit. 36 GB 360 derece ise 36 GB 360 dereceye denk düşüyorsa 21 GB
kaç dereceye denk düşer? Bak buradan buraya 10 katı, bu da bunun 10 katı olacak. Demek ki 210 dereceye düşecek. Ve alfa merkez açı olduğu için ve 210 dereceyi gördüğü için de sorumun cevabı 210, yani Ceyhan'dan gelecek dostlar. Evet, çok uzatmamıza gerek yokmuş aslında ama bir keşke baştan okusaydık soruyu. Neyse arkadaşlar, iki test daha gömdük. Bir sonraki videomuzda bir iki test daha gömeceğiz. Böyle ikişer ikişer gideceğiz. Siz yeter ki evde kalın, yeter ki sıkılmayın, yeter ki mutlu olun, iyi hazırlanın dostlarım. Benim size güvendiğimin yarısı kadar kendinize güvenin. Anasını ağlatacağız bu sınavın inşallah. Hadi görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın.